Efendim. Bana mı dediniz? Yok yok. Ha, protesto ediyorlar zannettim. Beni muhatabınız ben değilim. Burada hocamı dinliyoruz. Ya almayayım isterseniz. Alabilir miyim? Olur mu? Buyurun. Şimdi çocuklar, daha önce Süleymaniye Kütüphanesi'ne gelmiş olanlar el kaldırsınlar. Bana kalmış. Efendim. Yok, ilk defa geliyorsunuz. Evet. Çok geç kalmışsınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben ayağa kalkarsam ne olacak peki? Kalkarsan da kalkar. Bayağı akıllı fotoğraf makinesi. Hocam kartonun üstüne koyun kamerayı. Çekiyor ya. Dinleyelim. Dinleyelim. Oy bilir yapacağını. Kimin öğrencisi? Şimdi madem ilk defa geliyorsunuz, şu anda bulunduğunuz mekan, önce sizi sorayım. Kaçıncı sınıfta? 9 ve 10'lar. 9 ve 10 karma. Güzel. Bulunduğunuz mekan dönemin en önemli eğitim kurumlarından birisi olan Süleymaniye Medresesi. Belki cevabı biraz erken olabilir ama yani bilir misiniz, ilgi alanınıza girmeye başladığımı bilmem ama liseyi, İmam Hatip Lisesi'ni bitirdikten sonra birisi size dese ki, yani dile benden ne dilersin? Dünyanın hangi üniversitesini istiyorsan seni oraya kaydettireceğim dese, sözünde de ciddi olsa, nerede okumayı, nereye kaydolmayı düşünürsünüz? Oxford mesela. Başka? İstanbul Üniversitesi. Başka? Beykent. Başka? Harvard gibi. Cambridge gibi. Değil mi? Yani benzer şeyler var. Berlin Üniversitesi gibi. Şimdi bir insanın evladım nerede okuyorsun sözüne Bilecik Üniversitesi'nde okuyorum diye cevap vermez değil mi? Bilecik Üniversitesi liseden bozma bir yerdir. Yani efendim gidip görmedim ama yani tahmin üzerine söylüyorum. Ama eğitim kalitesi de düşüktür manasına. Binadan bahsetmedim. Ama Oxford'dan bahsederken de veya Cambridge'den bahsederken ne yapayım? Oxford'da okuyabiliyorum filan demez değil mi? Oxford'da okuyorum filan der yani. Kasılara. Şu anda içinde bulunduğunuz mekanın önemini anlatmak için bu örneklemeyi yaptım. Bugün dünyada Beykent'te, İstanbul Üniversitesi'nde, Cambridge'de, Berlin'de, Oxford'da, bilmem nerede okumak neyse, yüzyıllar boyunca Süleymaniye medreselerinde okumak da öyle algılanmış. Tamam mı? Çok önemli bir eğitim kurumu. Burası, demin kurduğum cümleye dönecek olursak, dokusuyla, kokusuyla, yapısıyla, her şeyiyle, kapısıyla, her şeyiyle tipik bir Osmanlı Üniversitesi. Tipik bir Osmanlı Üniversitesi. Tabii dönemin farklı farklı anlayışları olabiliyor. Osmanlı eğitim sisteminde öğrencinin bulunduğu mekan dışarıyla en az ilgili bir mekandır.
en az ilgili bir mekandır. Efendim, çünkü anlayış meselesi o. O dönemin, şimdi şu kızlarımdan bir tanesi şu şekeri eline alsın, yardımcı olsun. Anlaşıldı. Ben Ömer hocamla birlikte çay içerken şeker kullanmıyorum. Ben şeker almamayı hocamdan öğrendim. Ama çok geç öğrendim. Şimdi siz çayınızı içerken ben de söze devam edeyim. Efendim. Ne diyorduk? İnsanın dikkatini dağılmasıyla alakalı bahsediyoruz. Efendim? Dikkatini dağılmasıyla alakalı. Güzel, aferin. Dikkati dağılmamış bir öğrenci örneği var yanımızda. Aferin. Şimdi öğrenciyi derse yoğunlaştırmak için, bakın dikkat edin, belki göremeyebilirsiniz ama neyse, arkada bir tane var. Pencere, küçük bir penceredir. Bugün okullarda pencereler alabildiğine büyük, alabildiğine geniş, duvardan duvara, dışarıya açık, bilmem ne. Hatta Çiğdem Hanım, o çaylardan sonra şu sehpayı ve kitapları bana getireceksin, çayı bırak da. Hatta eskiden sobalı sınıflarımız olurdu bizim. Hocam bilir. Efendim, babası oğluna sormuş. Oğlum, okulda durumun nasıl? Demiş ki, baba demiş, hem cam kenarında oturuyorum, hem sobanın yanında oturuyorum, hem de hiç kimse beni dövemiyor. Yani sınıfın en yaramazıymış demek ki yani. Şimdi cam kenarında oturmak genellikle dersin bazen sıkıcı olduğu dönemlerde dışarıya bakmak için bir avantaj gibi algılanabilir. Onun için öğrencinin derse yoğunlaşması için efendim dışarıya bakan pencereler alabildiğine küçüktür. Peki ışık nereden girecek? Işık medreseye avludan dağılır. Bakın burada. Işık buraya giriyor, buradan odalara dağılıyor. Bu çok önemli. Şimdi anlayış meselesi tabii. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedince önce tabii İstanbul halkını ve nüfusunu, yerlisini buradan kovmadı, asmadı, kesmedi. Dedi ki bizimle savaşmamak şartıyla işinize, gücünüze, kilisenize, tarlanıza, tapanınıza gidebilirsiniz. Bizi ilgilendirmez. Dininizin gereklerine göre davranabilirsiniz. Doğrusu da buydu zaten. Efendim, fakat tabii netice itibariyle Fatih Sultan Mehmet'in buranın nüfusunu Müslüman nüfusla dengelemek gibi bir politikası da vardı. Anadolu'nun ve Osmanlı coğrafyasının çeşitli yerlerinden göçler alarak buraya getirmeyi planladı ama olmadı. Bunun üzerine Fatih Camii ve çevresindeki efendim medreseleri, Sahn-ı Seman veya Semaniye, giderken şunları kaldır kızım. Giderken bunları bir kısmını götür, bir kısmını da sonra getir. Sahn-ı Seman medreselerini oluşturdu. Sahn-ı Seman da denilir, Semaniye de denilir. Dolayısıyla bu medreseler
Devlet'te eğitim başladı. Osmanlı Devleti'ni idare eden 3 önemli kurum var. Kadro var daha doğrusu. Osmanlı Devleti'ni idare eden 3 önemli kadro. İmam Hatip'te okuduğunuzu dikkate alarak ne anlama geldiğini bileceğinizi tahmin ediyorum. Bunların bir kısmı ilmiye, bir kısmı kalemiye, bir kısmı seyfiye. Seyf ne demek Arapçada? Arapçada seyf ne demek? Tamam, 9. sınıftasınız. Belki bilmeyebilirsiniz. Efendim? Aferin. Kılıç. Yani güvenlik güçleri. Seyfiye. Kalemiye, askeriye, sadece askeriye değil, zabıta, asker, bekçi, ases vesaire filan. Kalemiye, bürokratlar. Devletin nüfus hareketleri, maliye hareketleri, efendim tapu hareketleri, kayıt bilgileri vesaire filan onları oluşturuyor. O sehpanın üstündeki grubu öylece getirdi zaten. Üçüncüsü ilmiye, adı üstünde ilim adamları, kadrosu. İlmiye kadrosu medreselerde yetiştirilir, buralarda. Dönemin en önemli medreseleri bunlardır, buralardır. Süleymaniye medreseleri bu anlamda Osmanlı'nın çok önemli bir ihtiyacını karşılamış. İlim adamları ihtiyacını karşılamış. Geçen gelen kardeşlerinizle paylaşmadığım bir şeyi paylaştım sizinle az önce ama şunu da paylaşmam gerekiyor, ayrı bir şey. Süleymaniye medreselerinin önemini anlatmak için size bir anekdot sunacağım. Tamam. Eyvallah. Şeyhülislam, daha doğrusu şöyle başlayalım. Sadrazam askeriyenin başıdır. Askeriye kışlalarda yetiştirilir. Reisül Küttab kalemiyenin, sadece hattatlar değil, yazan yazıcıların başı, kalemiye grubunun başıdır. Enderun mekteplerinde yetiştirilir kalemiye. Şeyhülislam ilmiye grubunun başıdır. Ve medreselerde yetiştirilir. Şimdi Şeyhülislam, Reisül Küttab ve Sadrazam devleti bu üçü idare eder. Ellerindeki kadrolarla. Bu üçünü kim idare eder? Bu üçünü padişah idare eder. Padişahın işi kolay aslında. Ama semboliktir. Bugün İngiltere kraliçesi gibi sayılmasa bile, yani o kadar çok sembolik olmasa bile padişahın işi kolay. Tamam, onların ilgi alanındaki her şeyle ilgileniyor ama efendim seferlere katılıyor vesaire filan, divanlara katılıyor. Ama bunların işi daha birebir alaka gerektiren bir alan. Şimdi bunlar diyelim ki güçleri hangi orandadır? Bunların güçleri %33, %33, %34'tür. Onu ben söylüyorum tabii ama Şeyhülislam'ın gücü öbürlerinden daha fazladır. En azından psikolojik gücü öbürlerinden daha fazladır. Ben size başka bir şey söyleyeceğim. İlkokulda size dikkat sorusu olarak sorulan bir soru vardı. Bir kilo demir mi ağırdır, bir kilo pamuk mu ağırdır diye. Hangisi ağırdır? Ben torunuma sordum. Dedi ki başına düştüğünüzde bana anlarsın dedi. Hangisinin daha ağır olduğunu. Nasıl iyiydi değil mi yani?
başına düştüğü zaman anlarsın dedi, hangisi daha ağır. Demir mi, pamuk mu? Şimdi hepsi aynı gibi görünüyor ama Şeyhülislam biraz daha farklı. O daha demir. Öbürleri alüminyum. Evet. Şimdi bu noktadan hareketle İstanbul'da Şeyhülislam olabilmek için, bakın, İstanbul'da Şeyhülislam olmak demek Osmanlı'da neredeyse padişah olmak gibi bir şey. Böyle etkili bir kadro. İstanbul'da Şeyhülislam olabilmek için ondan önce İstanbul kadısı olmak gerekiyor. Yani ancak İstanbul kadısı olan kişi Şeyhülislam olabilir. İstanbul kadısı olabilmek için Halep, Bağdat, Şam, Kahire, Konya gibi büyük yerleşim merkezlerinde kadılık yapmış olması lazım ki İstanbul kadısı olsun. Halep, Şam, Kahire, Bağdat vesaire gibi yerlerde kadı olabilmek için de Mekke, Medine gibi mukaddes topraklarda kadılık yapmış olmak lazım. Mekke, Medine gibi yerlerde kadı olabilmek için de eski başkentlerde, yani Bursa, bir tane Edirne. Daha var. Edirne. Abi. Bursa ve Edirne'de kadı olmak gerekiyor. Bursa ve Edirne'de kadı olabilmek için de ondan önce başka şehirlerde kadılık yapmış olmak gerekiyor. Hocam bunun sonu var mı? Efendim? Dur şimdi onu söyleyeceğim. Çok yaşamak. Bak. Arkadaşının soruyu azıcık erken sordu ama yine de teşekkür. Güzel. Bak şimdi. İstanbul'da Şeyhülislam olabilmek için İstanbul kadısı olacaksınız. İstanbul kadısı olabilmek için ondan önce büyük şehirlerde kadılık yapmış olmanız gerekiyor. Büyük şehirlerde kadılık yapabilmek için Mekke, Medine gibi yerlerde çalışmış olmanız gerekiyor. Mekke, Medine gibi yerlerde kadılık yapabilmek için eski başkentlerde kadılık yapabilmek için diğer yerleşim birimlerinde kadılık yapacaksınız. Bir insanın diğer yerleşim birimlerinde kadı olabilmesi için şart ne? İşte soru o. Bunun sonu var. Süleymaniye medreselerinden mezun olması şart. Anladın değil mi? Demek ki Şeyhülislam olmanın yolu nereden geçiyor? Süleymaniye medreselerinden. Toprağı kutsamak gibi bir amacım yok. Toprak her yer Allah'ın. Amin. Ama şu anda ayaklarınızı koyduğunuz yerler, bulunduğunuz yerler onlarca Şeyhülislam'ın yetiştirildiği, yüzlerce bilim adamının yetiştirildiği, binlerce şairin yetiştirildiği ve yetiştiği mekanlar. Yani şu anda tarihi bir olay yaşıyorsunuz. Şimdi Süleymaniye medreseleri 1557'den 1918'e kadar şey olarak çalıştı. Medrese olarak çalıştı. Burada okutulan bilim dalları. Biz medrese deyince kızım sadece işte üstelik bizim toplumda de hafife alarak böyle işte bir takım din bilgilerinin insanlara öğretildiği yerler gibi algılanıyor. Öyle anlaşılmasında da hiçbir mahsur yoktur. Bir insanın dinini öğrenmesinden daha saygın ne olabilir? Onun için Süleymaniye medreseleri bu anlamda çok önemli bir misyon. Ama kurumların bir ömrü vardır. Tıpkı insanlar gibidir. Kurumların bir ömrü vardır ve ömürlerini tamamlayan kurumlar giderler, kapanırlar. Yani taşına tuğlasına bir şey olmaz, gördüğünüz gibi bina duruyor. Osmanlı Devleti yıkıldı demek, Osmanlı Devleti bütün kurumlarıyla yıkıldı anlamına gelmiyor. Gördüğünüz gibi Osmanlı Devleti yok ama binaları burada. Burada okutulan ilim dalları, hadis ilimleri başta, Darül Hadis, caminin kıblesinden hafif solda, hadis ilimleri,